Ben Fazlı Kaya. Bugünkü mevzumuz elden ele, dilden dile gelen şifalı bitkiler ve meyveler hakkında bilgi vermek istiyorum. Bugünkü meyve olarak verici olduğumuz bilgi elma üzerine konuşacağız. Elma ve elma sirkesi üzerine konuşacağız. Elma çok güzel bir meyve, kıymeti bilinmiyor. Gittik sırada bitmek üzere. Halbuki elma çok değerli bir meyve, çok sağlıklı, çok şifalı bir meyve. Ve onun sirkesi yapılır. Sirke yapımını herkes bilmiyor, oldu bittiye getiriyorlar. Rastgele yapıyorlar. Bir elma sirkesi 6 ayda olur. Elma sirkesini, elmayı güzelce yıkayıp doğrayacaksın, bidonlara koyacaksın. Üstüne suyunu dolduracaksın, ağzını kapatacaksın. Bir ay ağzı kapaklı kalacak. 5 ayda kapağı çıkaracaksın, bir aydan sonra ağzına tülbent bağlayacaksın. 5 ayda tülbentle kalacak. Ondan sonra elma sirkesi olur sağlıklı. Yoksa arada bir ay, iki ay durmayla elma sirkesi olmaz. Biz bunu elden ele, dilden dile, atalarımızdan bildiğimiz şekilde anlatıyoruz. Elma sirkesi çok sağlıklı bir şeydir. Elma sirkesi antiseptiktir, antibiyotiktir, mikrop öldürücüdür. Vücuttaki bütün mesela böbrekte olsun, safrada olsun taşları eritir. Efendime söyleyeyim, eklem yerlerindeki dıştan ağrı ovarsan çok güzel kireçlemeyi tedavi eder. Ama biz doktor değiliz. Biz atalarımızdan böyle gördük, elden ele, dilden dile acil müdahale olarak kullanıyoruz. Gene tabii şifayı doktorlar verecek. Elma sirkesi olduktan sonra bir 2 litre su şişesinin tabanına şöyle 2 parmak elma sirkesi koyacaksın. Üstüne klorsuz, kireçsiz su, yani kireci olmamış su dolduracaksın. Aç karnına, tok karnına fark etmez. Yüksek tansiyonun varsa hemen anında düşürür. Midende mesela bir sıkıntı varsa anında çözer. Hazmedemediğin bir şey olsa bir yudum içiver, hemen çözer. Yani çok sağlıklı bir şey. Elmanın ve elma sirkesinin değerini, yerini bilmesini, bulmasını istiyorum. Elma sirkesinin kullanma şekli insanlarda mesela sulandırarak, yani incelterek içeceksin. Aç karnına, tok karnına fark etmez. Mesela bir rahatsızlığın olduğunda boğazında faranjit var. Hemen bir yudum alıver, mikrobu öldürür. Safradaki taşı dengeli şekilde eritir, bir yere zarar vermeden böbrek taşlarını eritir, böbreğin de taş kum yapmasını önler. Mide hazımsızlığında mesela çok iyi gelir. Miden bir şeyden bozuldu, hemen içiver, anında düzeldir. Mikrop öldürücü özelliği var, taş eritici, kum dökücü özelliği var. Vücuttaki yağları yakmaya yardımcı olur. Dengeli bir şekilde yakar yağları. Yani çok abartmamak şartıyla normal şekilde aç karnına içseniz daha faydalı olur. Elma sirkesi o kadar çok sağlıklı ki her türlü hastalığa, başınızda kepek var. Mesela kepeğe başınıza sürüyorsun, kepeği anında çözer. Efendime söylediğim, başınızda mantar veya herhangi bir şey oldu, sürün anında geçirir. En güçlü şampuandan etkilidir, yani güzel bir şeydir. Yaraları çabuk iyileştirir. Arı sokması, sinek ısırması gibi şeylerde sürüyorduğunda hemen etkisini gösterir, anında tedavi eder. Sivilcelere, aknelere, vücuttaki bütün şeylere çok iyidir yani. Ya, evin içinde her türlü mikrobu kısa sürede öldüren bir etkisi var. Hani şimdi zararlı haşereleri öldürüyor, etkisiz hale getiriyor. Mesela zararlı bir evin içinde bir şey oldu, hemen bir fıs gibi bir şeyle sık evin içini dezenfekte eder, temizler. Hiçbir mikrop koymaz. Ellerinizde çatlak oluştu, mantar oluştu, sürüverin hemen ellerinize, yüz yumuşak yapar ve onu anında etkisini gösterir ve yok eder. Şimdi şu anda geniyle oynanmamış kolden veya sitargin elma diye adlandırdığımız iki elma çeşidi var. Bu aşağı yukarı 70'lerden bu tarafa, 65'den bu tarafa beri burada, buraya tamamen adapte olmuş bir meyve. Yani en etkili şey kolden ve sitarginden yapılması lazım. İkisi karışık yapılması lazım. Kolden elma ile sitargin elmadan karışık yaptığın zaman çok daha etkilidir. Mesela normalde günde 2 tane elma, düzenli olarak 2 tane elma yiysen sağlıklı yaşarsın. Birini saat 10'da yiyeceksin, birini saat 3'te yiyeceksin. Aç karnına veya tok karnına yemeyeceksin. 2 yemek arası günde 2 tane elma yiyeceksin ve adet haline getirirsen kolay kolay hastalanmazsın. Kabuklu yiyebilirsen yıka, dişini yıka güzel. Kabuklu yersen çok daha faydalı.
Ama kabuğu sert olduğu için bazı midesi zayıf olanlar midesinde şey yapabilir, ağrı yapabilir. Onun için yiyebilen kabuklu yiyecek, yiyemeyen kabuksuz yiyecek. Kabuklu yersen daha etkili. Çekirdeklerini de elmayı yerken çekirdeklerini de asla atmayın. Çekirdeklerini yiyin. Çekirdeklerinde B17 vitamini vardır bunun. B17 kanser oluşumunu tamamen önler. Elmanın çekirdeğini asla atmayın. Çekirdeğini mutlaka yiyin ama abartmadan. Mesela iki elma yediyseniz iki elmanın çekirdeğini de yiyin. Yani tutup da elmanın çekirdeği faydalıymış diye bir avuç yemeyin. İki elmanın çekirdeğini yiyin. B17 vitamini vücuttaki kanser hücrelerini tamamen yok eden bir şey. Elmayı komple bitir. Sapı hariç komple iyi. Yani her tarafı şifa. Bir mübarek bir meyve. Kireçlemeye çok iyi. Mesela dıştan eklem yerlerini kireçlemeyi ovalarsın. Kireci eridir. Sirke yaptıktan sonra sirkeyle olacak. Ona su karıştırmayacaksın. Dizlerin dıştan tatbik ettiğine su karıştırmayacak. Ama içtiğine suyu inceltecek. Üçte ikisi su, üçte biri elma sirkesi olacak. İçtiği şeyin. Kabuğuyla birlikte. İlk ancak çürüğünü atmayacaksın asla ama. Çürüğünü doğradığın şeyin mesela kabuğun içine koyman. Çürüğünü alıp ayıracaksın. Kabuğuyla beraber doğrayacaksın. Kabuğunu soyup da atmayacaksın. Ya, çekirdeğiyle kabuğuyla atacaksın ama çürüğünü sirkenin içine koymayın. Sirkenin şeyini bozar. Ve yani Cenab-ı Allah hiçbir şeyi boş yere yaratmamıştır ama şu anda mevzumuz elma sirkesi, elma ve elma sirkesi. Elma sirkesi her derde deva. Ya biz işte doktor değiliz. İşte elden ele, dilden dile bildiğimiz atadan, atamızdan, ötemizden tecrübe ederek, deneyerek devam ettirdiğimiz bilgiler bunlar. Ve zaten dünya ilaçları da hep ilaçlı şeyden, bitkilerden yapıldığı için genelde bitkilerin yalnız işte kaynama derecesini, ne kaç dakika kaynayacak, kısık ateşte mi kaynayacak, yüksek ateşte mi kaynayacak onu bilmeleri lazım mutlaka. Bitkinin, her bitkinin kendine göre ayrı ayrı insan bedeninde faydaları var.